Benim babamın sadece canına kıymadılar. Onurunda lekelediler. Hain damgası vurdular. Amcam da, Pierre de bunun hesabını ödeyecek. Yapma Aziz. Öfkeyle kalkarsan bu işte mağlup olursun. İçimden yakıp yıkmak geliyor. Bu şehri yakmak istiyorum. İçimdeki yangınla her şeyi ateşe vermek istiyorum. Ne yapacaksın? Gelip Pierre'i mi vuracaksın? Hayır. Eğer Pierre'i vurursam yerine bir başkası gelecek. Benim babamı bir kişi öldürmedi. Benim babamı bir zihniyet öldürdü. Benim babam ülküydü. Bir hayal için şehit oldu. Ben de onun yarım bıraktığını tamamlayacağım. Ne pahasına olursa olsun Fransızlar bu topraklardan gidecekler. Burası Türk yurdu olana kadar, al bayrağımız şu gökyüzünde dalgalana kadar asla yolundan vazgeçmeyeceğim. Burada babamın mezarı başında yemin ediyorum. İşte yapman gereken tam da bu. Aramıza hoş geldin Aziz. Daha fazla ortakta görünmeyelim. Akşam daha güvenli bir yerde konuşuruz. Allah'a emanet. Telgrafı nereden buldun Efnan? Ben senin yanına buraya geliyordum çarşıdan. Öyle çarşıda elime biri sıkıştırıverdi. Öylece birisi mi sıkıştırdı elini? He. Ben de zaten kim olduğunu da anlamadım, görmedim. Ben senin babanla baş başa bırakayım. Amcam da, Pierre de sana yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Söz veriyorum babam. Gel. Buyurun efendim. Beni çağırmışsınız. Hemen duyuru yapın. Yarından itibaren şehirde büyük bir ambargo uygulanacak. Bizden habersiz erzak satılmayacak, yeme içme her şey kaneye tabi tutulacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Bir şey mi var? Efendim, haddim değil ama halk zaten tepkili. Bir de böyle bir kara sokusu ayaklanma olabilir. Türkler Fransız hükümetine başkaldıracak kadar cesur fakat sonuçlarını öngöremeyecek kadar cahil bir halktı. Bundan sonra hak ettikleri şekilde yaşayacaklar. En ufak bir hadise dahi olursa en sert şekilde müdahale etmekten çekinmeyin. Peki ya Aziz Bayda Bungal'a destek olursa? Aziz Bayda artık onlarla değil. Çıkabilirsin. Baba. Baba. Ne yapıyorsun oğlum? Çocuk gibi sarılmalar filan. Dur. Ne yaptın? İdare edebildin mi işleri? Merak etme baba, her şey yolunda. Ne bakıyorsun? Hiç. Yani seni işinin başında görmek mutlu etti beni. Ağır geldi değil mi mesuliyet? Yok baba, ondan değil. Bir daha seni göremeyeceğim diye korktum. Nefesim bile güç veriyormuş bana. Bana bir şey olsa üzüleceksin sanki. Üzülmek ne demek baba, kahrolurum. O zaman niye üzüp duruyorsun beni Ergele? Baba,
Aziz son konuşmasında ne söyledi sana? Canını sıkmadı değil mi? Yok canım. Yine aynı şeyler. Yanlış anlayıp fevri davrandığını kabul etti. Kapatalım o bahsi. Siz nasılsınız Aziz'le? İyi mi aranız? Çok iyi. Bir yolunu bulup hislerini ele geçirirsen elimiz güçlenir. Monsieur Pierre'le aramız eskisi gibi değil. Hatta beni gözden çıkardı. O yüzden olacaklara hazırlıklı olalım. Haydi. Galip. Abla, Maksude. Ne işiniz var burada? Durduğum yer dar geliyor Galip. Kimse bize bir şey anlatmıyor. Aziz'le aranızda neler oldu? Evden öyle çıktın gittin. Abla çok hastayım, beni yorma sakın. Hala, babam daha yeni iyileşti. Yapma şimdi. Baban işe gelebilecek kadar iyileştiyse bize teker teker anlatabilir. Öyle değil mi Adem? Yahu hesap mı vereceğim sana? Evet Galip. Gerekirse hesap vereceksin. Bu yaptıklarının sonunda yüzüne bakmamı istiyorsan teker teker anlatacaksın. Ne olur anlatmazsan. Neyle tehdit ediyorsun? Gene mi çekip gideceksin? Baba. Halacığım lütfen. Galip, ben sen haklısın diye dönmedim. Hastasın diye döndüm. Dönmeyeydin. Ben mi çağırdım? Madem böyle davranacaksın, dönmeyeydin keşke. Hala. Halacığım. Hala. 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 Dedim sana. Ya bırak beni. Yürü dedim. İnat İstemiyorum. Etme. Gelmeyeceğim. Bırak beni. Bak senin gibi kızım var diyorum. Ben İşe koyacağım kızım. Seni diyorum. İşe koyacağım. Ben yürü. Senin kızın değilim. Yürü bak gel gel. İşe bırak koyacağım. Para beni. Kazanacaksın. İstemiyorum. Para ben kazanacaksın. Ben senin kızın değilim. Para kazanacaksın diyorum. Yürü. Bilmiyorum. Ben senin kızın İnatçı değilim. İnatçı çıktın be. Yürü diyorum sana. Bırak beni. Gir. Gir şuraya. İşini düzgün yapmayanın gözünün yaşına bakma. Koyarım kapının önüne. Haydi. Ya bırak. Çık, bir sus. Bağırma. Yürü. Bırak. Ne inat çıktı lan. Yürü. Yürü dedim. Yürü. Bırak gelmeyeceğim. Bırak. Yürü. Yürü dedim. Ne oluyor be? Yol geçen anı gibi ne öyle langır lungur içeri dalıyorsunuz? Beyim kusura kalma. Yolda biraz atıştık da bu veletle. Al bak sana dokuyucu getirdim. Bu mu halı dokuyacak? He ya. Baksana beyim şu parmaklara. Kalem gibi. Bu parmaklar bir düğüm atar şaşarsın ha. Akrabam benim. O da çok iyi dokuyucu ha. Allah vergisi bir yeteneği var bak. Alsan da haftada 2 franktan fazla vermem. 2 frank mı? Beyim bari 3 frank ver baksana. Bak fakir kimsesiz. Bir yardımcı olalım Sabiha, sahip çıkalım. Sen kendi kızına sahip çıkmamışsın. Elin garibine mi sahip çıkacaksın? Satmaya getirdin değil mi çocuğu? Evlat değil bela, bela. Yürü git şuradan, karışma benim işime. Çocuğun eli ekmek tutacak ama bütün parayı sen alacaksın. Yıllardır doymadın değil mi Sabi sırtından ekmek yemeye? Yeter yeter. Haydi dışarıda halledin aile meselenizi. Haydi çık 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 çık. Yok öyle Galip Bey. Ben bu kızı kimseye vermiyorum. Onu köle etmenize izin vermeyeceğim. Ne kölesi be? Millet dışarıda açlıktan kırılırken mis gibi iş veriyorum. Bunun yerine geçmek isteyen kaç kişi var biliyor musun? Ne ya mis gibi? Ondan ötürü bütün işçileri necelsiz gibi terk etti gitti değil mi? Sen çıkarın olmadan günahını bile vermezsin Galip Bey. Bana bak. Sen kim oluyorsun da benim karşımda küstah küstah konuşuyorsun? Aziz'in nişanlısı oldun diye bana ahkam kesebileceğini mi sandın? Ben Aziz Bey olmadan önce de sizin zulmünüzün karşısındaydım. Bu atölyede işçinin sırtına nasıl bindiğinizi, emeğini alın terinde nasıl Fransızlara yedirdiğinizi en iyi ben bilirim. Monsieur Pierre'e bu kadar yakın olan sen mi söylüyorsun bunu? Sabrımı taşırma çık dışarı defol git hadi. Hadi! Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu kızı size vermeyeceğim. Onun da boynuna zincir vurmanıza izin vermeyeceğim. Atın şunu dışarı. At çık! Çık! Defol! Bırak! Bırak! Bacım hadi! Bacım bırak, çık dedim. Dışarı! Çık dışarı bacım çık! Bırak! Bırak dedim bırak! Hadi bacım çık dışarı! Bırak! Ver bakayım yerlerim. Alacaksın yani kızı. Bırak çık bacım çık. Amma tantana yaptın be.